Herkese yeni bir vlogtan merhaba. Biz şimdi neredeyiz? İstanbul'a gidiyoruz. Yola çıktık. Kadroya bakın. Kimler var kadroda? Herkes kendini tanısın hadi. Merve. Yaşınız? 30. 30 değilsin, 29. 29. Evet. Nereden 30. katılıyorsun? Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Kalacağım. Yarışmacı arkadaşlarım. Konuşmayı unuttum. Heyecanlandım şimdi bir yandan. Trafikteyim canım, araba kullanıyorum yani. Sizi tanıyalım. Oğuzhan, 29 yaşındayım. İstanbul'dan katılıyorum ben de. Evet. Arka koltuğun padişahı kendisi. Evet. Arka taraftan bize cangalar veriyor. Ondan sonra balık krakerler veriyor, sular bizi veriyor. Bizi besliyor. Evet, biz de buradan. Yok, ben de telefon elimde müzikleri ayarlıyorum. Merve de araba sürüyor. Araba kullanıyor. Araba sürüyor. Önerim olacak hayatında. Mikropları at. Senin önünden geçip sana bakmayacağım. Olur ama olursa. En düşük param 20 euro. Şimdi mola verdik. Şöyle çaylarımızı, siz de mi çay aldınız? Çay. Şimdi oturup bir şeyler atıştıracağız. Sen bundan istiyor musun ya şeker? Ha, istemiyorum. Şimdi geldik. Nereye geldik? Merve'nin evine geldik. Bir şuranın haline bir bakın. Haline bakın. Eşya dolu. Merve ne yapıyor? Çay koyuyor. Eve girdi, daha birinci dakika çay koydu. İstanbul'dan yeni bir günden merhaba. Sabah böyle uyandık, hava kapkaranlık ve de nasıl yağmur yağıyor anlatamam İstanbul'da. Hava çok sıcak, güzel bir hava var ama yağmurlu. Ben de şöyle saçımı arkadan topladım ve mutfağa girdim. Merve'nin böyle aşırı boğazı ağrıyordu. Dedim ona güzel bir tarhana çorbası yapayım. Göstereyim. Bol naneli, bol acılı, sarımsaklı bir tarhana çorbası yaptım. Bu iyice kaynasın. Altını kısacağım daha sonra. Hazırlandım, evden çıkacağım. Bugün nereye gidiyorum? Yine Galatasaray'ımın maçına gidiyorum. Bugün günlerden Galatasaray diyorum. Galatasaray'ımızın Şampiyonlar Ligi'nde basketbol maçı var. Birlikte Sinan Erdem'e gidelim bugün. Hiç böyle geldiğim zaman denk gelemiyorum. Çok seviyorum böyle Galatasaray'ın basketbol maçlarına gitmeyi. Ben atmosferi seviyorum. Çok böyle baskete bir ilgim yok aslında ama Galatasaray'ın adının olduğu her yeri çok seviyorum. Böyle denk gelmişken de gidelim, o atmosferi de size göstereyim dedim. Hadi birlikte Sinan Erdem'e gidelim. Tam istediğim gibi bir hava, yağmurlu, böyle yürüyüş yaptım. O kadar iyi geldi ki. Şimdi Sinan Erdem spor salonundayım. Burası benim için duygusal bir yer çünkü ben daha önce burada çok kez sunuculuk yapmıştım. Buraya hep geldiğimde sunuculuk yapıyordum. Şimdi ilk defa burada Galatasaray'ın maçını izlemeye geldim. Sizi yine Galatasaray'a getirdim arkadaşlar. Çok kötü şey yaptım. Altı numara Sadık Kavacan, birinci faul. Şimdi eve doğru gidiyorum. Güzel bir galibiyet aldık. Yani basketteki durumumuzu çok fazla bilmiyorum. Ben sadece desteklemek için ve o atmosferi görmek için gittim. Şu anda neredeyiz? Osman Bey sokaklarında yürüyoruz. Hava o kadar güzel ki, yağmurlu, tam sevdiğim hava. İstanbul'da bir günümüz daha kaldı. Yarın artık son günüm. Perşembe sabah erkenden uçuşum var. Yarın da yine böyle sakin bir gün geçiririm. Çok fazla böyle yorulmak istemiyorum. Sakin sakin geçireyim. Zaten Marsilya'da fazlasıyla yorulacağız. İnşallah hayırlısıyla gidebilirsem. Bugün gerçekten son zamanlarda Ankara'da bile bu kadar çalışmamıştım. Telefonum susmadı. Resmen saat 2 şu an. 2'ye kadar full çalıştım. Sabah 8.30'da kalktık. 2'ye kadar çalıştım. Şimdi de hazır İstanbul'a geldik. Bir deniz göremedim. Bir deniz göreyim dedim. Şöyle deniz havası alabileceğim. Belki Eminönü'ne giderim. Bir güzel bir Türk kahvesi çektiririm.
Dolaşacağım. Eminönü'ne giderim büyük ihtimalle. Yine geldim meşhur benim Eminönü'me. Eminönü'nün manzarasını görmek resmen benim içimi rahatlatıyor. Çok sevdiğim bir görüntü. Vapurlar, bu camiler, deniz. Tam İstanbul bence bu nokta gibi hissediyorum. İhtimalle şu anda Ramazan olduğu için böyle bu kadar sakin burası. Normalde adım atacak yer olmuyordu. Şarkıyı değiştirelim mi? En son hangi şarkıyı söylemiştik? İstanbul benden büyük demiştik. Bu sefer şarkıyı değiştirelim. Ben bir kaldırım taşı, bazen bir sokak çalgıcısı yani. Sen İstanbul'sun diyorum. Bu sefer de bu şarkıyı ağzınıza dolayayım. Hemen Gökhan Türkmen'den Sen İstanbul'sun dinleyin. Vlogumu izlemeye devam edin. Takıcım var. Geldikçe buradan takılar alıyorum. Mesela şöyle 120 liraya çok güzel takılar var. Böyle hepsi mesela çelik bunlar. Kararmaz ve de fiyatları 120 lira. Eminönü toptancı bu normalde. Merve ile birlikte senin allığın benim rujum. Merve ile birlikte İsinye Park'a geldik. Alışveriş yapıyoruz. Biraz Kiko'dan bir şeyler aldık. Eve gittiğimiz zaman size de göstereyim. Şu dudağımdaki ruju aldım, parlak parlak. Bir Merve'ye bakın, o da allık aldı. Allığımıza bakabilir miyiz? Çok güzel. Mesela şunu al, şunu al. Bunu da buzdolabının yan tarafı var ya, oraya al. Oradaki şeyleri bunun içine doldur. Bak bakalım ne kadarmış. 1590 TL. Çok güzel. İlk ayası bu güzel. İşte dün gördüğümüz buydu zaten. Bana lazım. Olay neydi yani? Şunu bir al eline. Bu ne? Düşecektim. Ay hiç yok aşkım, gibi. Bu ne yok gibi. O yüzden ne kadarmış? 800 lira. İçine koyduğumuzu hissetmememiz lazım. O yüzden 800 lira. Şaka mı bu? Evet bak aynısı. İlk defa bir mağazada gördüm şu an. Belki de aa 309 liraymış çok iyi. Sen ne kadar aldın? 5 euroya. Fincan var. İstanbul'da yaşıyorsanız İstinye Park'taki H&M Home'da bir sürü şey var. Şunlara bakın. Şimdi AVM gezimizi de bitirdik. Merve ne yesek diye düşünüyor. Ben de onun düşünmesini bekliyorum. Karar verirse bu benim son güzel akşam yemeğim olacak. Olur. Evet, dedim şu an şöyle güzel bir lahmacun olsaydı dedim. Çok güzel yerdim dedim. O da dedi ki o zaman ben seni dedi bir lahmacuncuya götürüyorum dedi. İnşallah açıktır. Açık sanırım. Bakalım. Oho baş başa. Lahmacun keyfi. Tek sen ve ben. Bildiğimiz lahmacunlar farklıymış. Şöyle biz ne istedik? Şuradaki kebap etli lahmacundan ve biberli lahmacundan istedik. Burada küçük küçük lahmacunlar varmış. Böyle gördüğünüz gibi 10'lu ve 1,5 istiyorsanız da 15'li. O anlatırken ben yiyorum. Yanında da şöyle pastırmalı bir humus istedik. Dur yeme. Dur. Allah Allah. Yok yemek istedim. Bakın bu biberli olan. Bu da... Bu da kebap etli olan. Of aşırı iyi. Ben dur. Dur bir de hikaye çekelim. Çabuk. Çok iyi duruyor. Bir dal da şuradan alayım mı? Oradan da. Çok sıcak. Çok sıcak. Çok iyi. Wow. İstanbul benden büyük. Onunla başa çıkamam. Küçücük ellerimle seni geri alamam. Sessizlik. Ya park edişin evet gerçekten. O kadar güzel bir yer park etmişsin ki. Çıkarsın yani oradan. Sessizlik.
Allah aşkına şu arabanın dibine bir bakın ya. Ayıp değil mi ya? Şuna bak. Ya adam çıkmak istese. Ne almışız? Merve'nin çantasından neler çıktı? Merve bir havlu aldı kendine. Şunu aldık. Bir de benim aldığımın kutusunu göstersene. Benimki çantamda. Bir tane Merve'ye aldık, bir tane bana aldık. Şu her zaman kullandığım, daha önce de göstermiştim, kontürüm. Şöyle Kiko'nun, hatta burada kodu numarası var mı? Şöyle 201 numara. Buna bakabilirsiniz. Bir de şunu çok beğendik. Çok güzeldi. Bir tane de bundan aldık. Bir de 1500 liralık alışveriş yapana Kiko'dan böyle bir rimel veriyorlardı. İki tane çeşit rimel vardı. İkisinden birini seçti Merve. Bu da Merve'nin. Bunu da bir sürersin artık yarın. Ben beğendim. Bunları aldık. Başka da bir şey almadık. Sorguda gibiyim şu an. Şimdi o zaman ne yapıyorum? Buradan size veda ediyorum. Çünkü ben yarın yeni bir vlog başlayacağım. Yarın nereye gidiyoruz? Marsilya'ya gidiyoruz. Artık bir sonraki vlogda Fransa'da görüşmek üzere. Buraya kadar izlediyseniz beğenip yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın diyorum. İstanbul'dan bay bay. Tekrar döneceğiz İstanbul'a. Geleceğiz tekrar.